çünkü kapalı olacak. Çünkü bilemetmelik yasağı var. Okul üzerinde bakım sorusunda var. Böyle bir yetkin de yok. Bir görüşme yapsanız bizim için. Çünkü siz bizi yıllardan beri bir tanıyorsunuz. Bizim yaptığımız eylemleri de biliyorsunuz. Hiçbir zaman şiddet içeren, bir yere zarar veren bir şey yapmadık bugüne kadar. Bu da kadın yönelik şiddetle mücadele haftası. Sakıncası olmadığını düşünüyoruz. Bizim için bir şey yapabilirseniz. Ben iletirim. Tamam. Bugün 25 Kasım'la ilgili şiddetle mücadele gününde kadınların kendilerini ifade etme gücünü şu an müdahale olma kısmınıza bile pankart üzerinden sağlayacaksanız. Tamam, biz de size yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hiçbir şey yapmıyoruz. Bekliyoruz. Tamam, biz bekliyoruz. Her ilin kendine göre şey olduğuna göre, çünkü kanunlar bütün ülkeyi bağlayan şeyler. Tek adamlar. Bir de şiddetle mücadele gününde şimdi bu kadar kadını da dövmek şiddet istemezsiniz olur. Bence yani. Hiç hoş durmaz gerçekten. Tamam. 25 Kasım kadının alanda sesini duyuracağı gündür. Eğer slogan atamıyorsak o zaman bu eylemi engellemiş oluyorsun. Basın açıklamasıyla kapatamazsın, engelleyemezsin. Tamam, görüşebilirsiniz. Biz burada slogan da atacağız. Biz kendi içimizde bir değerlendirelim. Değerlendirelim. Slogan atmadan herhangi bir şey yapmadan. Megafon nerede? Megafon. Fatih, yanaş. Bizler bugüne kadar bu alanları doldurmaya her zaman devam ettik. Türkiye'nin dört bir tarafından sokaklar kadınlara kapatıldı. Bizler bunu asla kabul etmiyoruz. Bizler diyoruz ki kadın katillerine, tacizcilere, Gülistan dokuyu kaybedenlere barikatlarınızı kurun. Bizlere değil. Türkiye'de kadınların şiddete uğramadığı, vahşice katledilmediği, evde, işte, sokakta şiddet görmediği, çocukların istismara maruz kalmadığı ya da iş cinayetlerinde katledilmediği bir gün geçmiyor. Medyasıyla, fetvasıyla, politikasıyla, iktidarın kışkırttığı erkeklik hane içinde geçim sıkıntısıyla birleşerek kadına yönelik şiddete dönüşüyor. İstanbul Sözleşmesi'nin bir gece yarısı kararnamesiyle kaldırılmasının ardından nafaka hakkı, çocuk istismarına karşı uluslararası nitelik taşıyan Lanzarote Sözleşmesi 6284 sayılı yasa tartışmaya açıldı. Kentimizde de bu şiddet, eşitsizlik, cezasızlık ve yoksulluk tablosu hiç de farklı değil. İl merkezinden, ilçelerden ve köylerden şiddet haberleri arka arkaya geliyor. Bu kimi zaman öğrencinin ev aramasından faydalanmaya çalışarak, kimi zaman çalıştığı iş yerinde, kimi zaman da yurt yolunda oluyor. Bu kentte bir taraftan 18 yaşındaki üniversiteli kadınlar tacize maruz kalırken, diğer taraftan 80 yaşında bir kadın bastonun ses çıkardığı bahanesiyle şiddete uğruyor. Tüm memlekette kadınların kalbinde adeta bir yara açan Gülistan Doku'nun akıbetinde hala haber yok. Şehrin ortasında kadınların üzerine silah doğrultan kolluk personellerinin cezalandırılıp cezalandırılmadığıyla ilgili yetkili makamların halkla paylaştığı bir bilgi de yok. Kadınlara karşı bu kadar hızlı karar verilebiliyorsa kadınlar için de aynı hızla karar verilmesini tüm haklarına yönelik saldırılara karşı dünyanın her yerinde kadınların hem İranlı kadınlarla dayanışmak hem de haklarını ve hayatlarını korumak için sokakları doldurduğu 2022 yılında biz de haklarımız ve hayatlarımız için sokaklardayız. Etmiyoruz.